Telefonuma bakabilir misin? Arayan var mı? Şarjı bitmiş. Arayan falan da yok zaten. Annem babamı aramıştı. Kabri beni de aramıştır. Alp. Alp lütfen. Bir izin ver annemle konuşayım. Ne diyeceksin? Erkek arkadaşım birini öldürdü. Ben de onu gördüm. Geldi beni bir eve kapattı. Hatta annesinin de bir adam var beni öldürmekle tehdit etti. Çabuk babama haber ver beni kurtarsın falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin? İyiyim diyecektim sadece. Ben mesaj atıp iyi olduğunu söyledim zaten babana. Annen aradı, yalan söylemek zorunda kaldım. Okulda dedim, akşama senden telefon bekliyorum. İdareyi arayacaksın, anneni çağırtacaksın, anladın mı beni? Bana da artık bir haber ver. Ana, dur. Ana. Uyudum. Ece. Şey. Bu akşam Ecem arayacaktı ya. Yani haber vermemiş olabilirler mi? Yo, ben bütün arkadaşlara söyledim. Yani arayınca haber verecekler sanırız. Aramadı o zaman da. Tamam. Neyse, daha erken zaten. Sağ ol. Afiyet olsun. Dudu yok arkadaşlar. Nerede Dudu? Aa, harbiden Dudu yok ya. Bir sessizlik var. O çamaşırhaneye gidecekti ya. Sıra varsa işte şey, işi uzamıştır. Geç kalırsa bari Şeyman Bey'e söyleyelim de ayırsın onu. Azra ne diyeceğim? Hı, ne diyeceğim? Hazır kudretler burada gidip onların odaları patlatalım mı? Biraz Indira Gandhi de yaparız. Ya hasret ya. Hason ne oldu yine proteinin fazla mı kaçtı? Sakin ol ya. Kadının izolasını yeni patlattık, elini kırdık. Biraz yavaş dinlensin. Bu yaşta bu kadar gerilim fazla olma. Ya ne vicdanlısın bugün sen de ya. Tamam bırak şimdi sen vicdanını da. Bizim yakışıklısını çok beraber bakar. Hangi yakışıklı lan? Kim ya? Bakmayın mavi bu ya. Ya saçmalamayın arkadaşlar apır sapır konuşmayın. Hasret sen de az değilsin yani resmen bakıyor. Ya Joanne ya saçmalama ya. Öyle ne zaman baksak bakıyor yani. Ya evet. Harbiden yapmış olayı. Ya bana bak rüzgar kızını şu çatalı saplarım ha. Ya. Lan harbiden de bakıyor ya. Ne gülüyorsunuz lan? Ha? Sana gülmüyoruz yakışıklı. Relax. Şunu da yemeğinizi yiyin. Sağ ol köfteciğim. Atarlanıyor da. Tutku. Alp. Alp ben dayanamayacağım artık. Daha ne kadar kalacağız burada? Ne olacaksa olsun artık. Bir karar ver. Verdim zaten. Söyle. Söyle ne yapacaksın bana? Şu laf edip durmasan artık. Sen de konuş o zaman. Ne geçiyor kafandan? Planın ne? Zamanı gelince öğrenirsin. Dışarıdakiler nerede? Bir yere kadar gönderdim. Gelirler şimdi. Nereye? Dün akşamki gibi bir yere mi? Saçma sapan konuşma. Benim de canımı sıkma. Geç otur şuraya. Gençliğim geçiyor burada. Aşk yok, romantizm yok. Çıldıracağım valla. Ne romantizmi burada ya? Allah Allah. Sen niye öyle diyorsun ya? Sen kendi romantizmini yarattın. Nasıl? Bana mı diyorsun sen onu?
Ya siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz burada ya? Bak şimdi gidip o adamın ağzını yüzünü gözünü gömüşürteceğim he. Tamam, tamam abi. Bir sakin ol, tamam ya. Hadi güzel kızım, sen anlat, ben seni dinliyorum. Hadi. Ya işte düşünüyor insan. Herkes için illa ideal biri var. Ama bazen yollar kesişmiyor. Ben buradayken nasıl kesişecek? Ay, ne yapacaksın yolu? O yolu ne yapacaksın yani? Aşk dediğin şey saçma sapan bir şey. En kralı 3 ay sürüyor, sonra ağla zırla kendinden ver. Kendini bitirdiğin bir hadise yani. Ne ya işte o kadar. Bir dakika, niye öyle diyorsun ki Azra? Şimdi bugün 50 yıl, 70 yıl evli olup birbirlerini seven, aşık olan bir sürü insan var. Ay. Şarjım, onlar bağımlılık. Yani birbirlerine bağımlı oluyorlar. 50 yıl, 60 yıl ne ya? Yuh. Anladım. Nesini oynuyoruz? Nasılsın? Umut Radyo ne diyor bu konuda ya? Yok mu bir uzman görüşüm bir şeyin? Ha Boncuk, senin yok mu söyleyecek bir şeyin? Efendim? Ne konuda? Oho, frekans gitmiş. Kızlar aşk meşk diyorlar, 50 yıl diyorlar, kadın diyorlar, adam diyorlar. Sen ne diyorsun? Vallahi ben bir erkeğe duyulan aşktan mağlulen emekliyim. Ben gazi oldum, buradayım, öyle diyeyim. Ya senin kocan bir kere adam falan değilmiş. Senin gibi melek gibi kadına... Tövbe estağfurullah. Ya bir kere zaten iyi bir şey olsa onun adına koca demezler değil mi? Ne adı? Koca. Allah Allah. Bir kadının röportajını okumuştum. Abla böyle 102 yaşında mı ne? Bunu soruyorlar, sağlığınızın sırrını, neye borçlusunuz? Kadından cevap, abladan. Erkeklerden uzak durmaya. Ya çok iyi. Çok iyi. Mantıklı. Bu arada farkında mısınız Dudu hala yok? Bayağıdır yok. Odada da yok değil mi? Yalnız bu biraz saçma olmaya başladı. Bu gaz, hasret. Bir bakarak olsanız da ona göre bir şeyler yapalım. Evet evet. Hadi. Niye bu kadar uzun sürdü ki çamaşır olmuş? Oho. Çoktan bitti. Evet hanımlar. Sayım için sıraya. Biraz seri. Çıkın bakın. Ah buradalar abla. Oh. Tanıştırdınız mı Dudu'yu? Abla konuşmuyor. Nerede şimdi? Lan içeride mi hala? Çıkarmayı unuttunuz mu? Ya bunlar dangalak ya. Gönder gitsin çıkarsın. Ya git hadi, gidin çıkarın. Hadi ne duruyorsunuz? Hadi. Allah Allah. Beni bir daha bu dangalaklarla haşır neşir ederseniz. Haklısın abla. Kebap yaptıracağım. Bir şey, bir et takıyorlarmış işte. Evet, sayım saati. Toplanın hepiniz ortaya. Burada bir kişi eksik. Dudu Aktaş. Emin misin? Evet. Biz de şimdi fark ettik. Yok. B1 blok sayımda eksik var. Dudu Aktaş. Nerede olduğu bilinmiyor. Bakın ya, neresi kaldı ki? Üç kişi eksik. Aa. Neredeler? Kim? Bilen var mı hanımlar? B2 blokta 3 kişi eksik. Tekrar ediyorum. B2 blokta 3 kişi eksik. Hemen alarma geç. Hemen. Eksik var. Kimse kısımlarından ayrılmayacak. Sayın yürü. Öfede abi ya. Hadi bir haber gelsin artık. Tamam. Bir dakika. Evet anne, onu takip et. Evet. Çamaşırhane. Sessizlik. Sessiz. Sakin. Hadi acele et. Lan acele et. Bak şu anahtarı. Buraya bir yere koydum ama yok. Hadi. Atsene. Hadi. Buldum. Çeç. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kilere acil destek.
Ne yaptınız kadına? Konuşturacağız. Çekil şuradan, çekil. Bırak, konuşturacağız onu. Çekil kendini sana, çekil. Biz şaka yapmıştık da. Ben çıkarttım. Çekil dedim sana. Çekil! Oktay, Oktay, kaldıramıyorum. Dudu. 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 Dudu, kendine gel. Dudu. Ana. Cennet demeyin. Yaşıyor. Sağlık destek çağırır mısın? Kilere acil destek. Kilere acil destek. Buldunuz mu Dudu'yu? Neredeymiş? Nedir durum? Ne dondurucuya kapatmışlar. Devirde şu an ama durum iyi. Kim kapatmış? Nasıl böyle bir şey olabilir? Depodaki dondurucuda bulmuşlar. Dondurucuya mı kapatmışlar? Biraz sesli konuşsanız ya, biz de öğrenmek istiyoruz. Nasıl durumu? Kim kapatmış? Dudu Aktaş'ın sağlık durumu iyi şu an revirde. Sayım bitmiştir. İyi geceler hanımlar. Olmaz öyle şey. Biz arkadaşımızı görmek istiyoruz. Yarın görürsünüz. Kudret. Tabii ki. Berna Hanım. Efendim? Şey benim kızım arayacaktı da bu gece. Murat söyledi ama aramadı kimse. Aramadı mı? Şey, o zaman ben telefon edebilir miyim ona? Çok önemli. Bu saatte arama yapamazsın Deniz. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur bir kerelik. Mümkün değil. Sabaha bekleyeceksin. Ecem bütün gece aramadı. Yani kesin başına bir şey geldi. Mümkün değil aramaması. Ne olur bir telefon açayım mı? Sayım saatine 10 dakika kaldı. Tamam. Hadi. Tamam. Yürü, çabuk. Hadi Deniz. Acele et lütfen. Oldu.
karnım. Aç şunu. Deniz. Aç. Hadi lütfen bak ben zor duruma düşeceğim. Ne oldu? Bilmiyorum bir şey oldu. Beni, ne olur beni müdüre götürün. Ne olur yardımınıza ihtiyacım var. Tamam hadi, hadi çabuk ol. Açın. Aa Dudu. Dudu. Kız. Neredesin? Gel. Çekil, çekil, çekil. Gel, gel otur şöyle. Gel, iyi misin? Bir yerinde bir şey oldu mu? Hangisi yaptı bunu var ya onun ağzını yüzüne. Hindimi aklınıza geldim. Hindimi soruyorsunuz nerededin diye. Ne zamandan beri yok. Hindim aklınıza geldi. Buydum, buydum. Buydum Urla'da. Ya Temmuz'dan evvel ısınamam galiba. Biriniz de demediniz. Anam bu Duducu nerede kaldı, nerelerde bu kadın demediniz. Dedik. Demez olur muyuz? Ya saçmalama Dudu. Sürekli seni düşündük yani. Ne yapacağız, ne edeceğiz, planımızı yaptık. Bunu sana kim yaptıysa ondan hesap soracağız falan diye. Olur mu öyle şey? Ayrıca biz ısıtırız seni. Ha? Sakin ol Dudu. Hiç de olamacı. Bir tane kedi eneği kaybolsa peşinde koşturursunuz. Koskoca kadının yolunu nasıl anlamadınız? Ya Duduşko ya buranın olayları bitmiyor ki. Kudret'in adamları gelmiş odaları talan etmiş onunla uğraştık ya. Yoksa fark edince çok korktuk Duduşko'm ya. Yaşa! Çok yaşa. Çok yaşa, çok yaşa. Her hapşırığın hesabı sorulacak merak etme sen. Korktuk diyoruz. Aa niye inanmıyorsun? Arayacaktık seni zaten sayım oldu. Ama hiç aklımızdan çıkmadın Dudu. Vallahi var ya. Gittiğini fark edince ağladık be üzüntüden. İnim inim ağladık burada be. Hadi hadi ağlamışlar. Dolabın içinde donuyordun donuyordun. Ha, bak bak soğuklama olmuş. Hapşırık tıksırık olmuş. İyileşemem de galiba. Ağladınız mı Hakkı? Hakikaten ağladık Dudu. Göz pınarlarımız kurudu. Sen de ağladın mı? Başta ben ağladım zaten. En önce ben ağladım. Sonra da herkes tek tek ağlattı. Anam. Kıyamam ben. Ya. Evet. Evet. Eyin emme, eyin. Emme çok korktum. Öyle gocektim dona dona. Kara toprağı veriyordunuz garibe. Allah korusun ya. Dikkat dikkat. Kahvaltı saati başladı. Çok açım hadi hadi. Gidelim kahvaltı edelim. Hah, hadi gel. Kalk iki lokma bir şey yedirdim. Ya Deniz yok şimdi de. Telefon sırasındadır o ya. Kızını arayacaktır. Anam kızla. Onu duyuyordum. O beni soktukları dolap var ha. Sakın ondan bir şey yiymişmeyin ha. Neden? Niye? Donmasın diye hep işedim işlerine. Ay. Abi yemin ederim iştahım kaçtı benim ya. Tamam hadi geri gel. Böyle paket küçük şeylerden yiyiz. O zaman kantinden kapalı kapalı. Alalım satın alalım. İşte ne olur yardım edin. Ecem beni hayatta habersiz bırakmaz. Kesin bir şey geldi başına. Deniz sana yardımcı olacağım. Ama lütfen sen de biraz sakinleşmeye çalış olur mu? Tamam. Bak Ecem'in sana her durumda ihtiyacı var. Sağlam dur ki birlikte hareket edebilelim olur mu? Tamam olur. Tamam toparlayacağım tamam. Peki ne yapacağız? Sakince düşüneceğiz ve mutlaka bir yolunu bulacağız. Tamam. Hüseyin hemen gelir misin? Buyurun müdürüm. Hüseyin yemekhane bölümüne haber ver. Deniz bir süre benim yanımda olacak. Herkesin haberi olsun. Başüstüne. Kızından haber alacaksın. Gerekirse gider ben bulurum. Söz. Merhaba, ben öğrencilerinizden birinin annesiyim. Müdürle görüşebilir miyim lütfen? Bekleyin lütfen. Buyurun, okul müdürü Alpay Çetin ben. Kimle görüşüyorum? Merhabalar, ben öğrencilerinizden Ecem Demir'in annesiyim. Deniz. Deniz Hanım, siz? Evet. Evet, ben cezaevinden arıyorum. Ben kızıma ulaşamadım kaç gündür. Babasına da rica etsem onu telefona çağırabilir misiniz? Hakan Bey'e biz de ulaşamıyoruz Deniz Hanım. Ecem de okulda değil. Hatta iki gündür gelmiyor. Ne? Nasıl? Nasıl yani? Ne demek gelmiyor? Deniz Hanım, Ecem her geçen gün çok daha fazla devamsızlık yapar hale geldi. Ya gelmiyor, ya geç geliyor, ya da erkenden çıkıp gidiyor. Çok fazla üstüne gitmeden çözmeye çalıştık ancak maalesef olmadı.
Söylediğim gibi 2 gündür okula gelmiyor. Sınavları da vardı. Ancak maalesef onlara da giremedi tabii ki. Ya ama siz bana ne diyorsunuz yani? Neden babasına haber vermediniz? Denedik efendim. Bir keresinde de kendisiyle konuşabildik. Ecem'in durumu hakkında bilgi vermek için okulumuza da davet ettik. Ancak maalesef randevumuza gelmedi. Ondan sonra da kendisiyle tekrar görüşemedik. Öğrendiğimiz kadarıyla kendisi gece çalışıyormuş. İnanın bana, artık müzik yaptığı bara gitmeyi düşünüyorum Deniz Hanım. Tamam. Tamam ben babasına ulaşacağım. Müdür Bey, ne olur kızıma sahip çıkın. Ne demek, vazgeçer miyiz hiç? Her türlü işbirliğine de hazırız Deniz Hanım. Deniz. Alp'le görüşmeyeceksin demedim mi? Ondan uzak dur. Başına bela alırsın demedim mi? Hı? Hı? Gel buraya. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Buradan çıkış yok kızım. Günaydın. Günaydın abi, hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın abi. Var mı bir durum? Lan. Gel. Lan ne oluyor? Koşsun lan, koşsun lan. Ne olur git bana. Ne olur bana bir şey yapma lütfen. Lütfen bana bir şey yapma. Ne olur.
Karartırım lan seni! Abi... Kudret abla. Git buradan. Bir daha görürsem gebertirim seni. İrah! Tavayı sen de ona geçirsene. Belki adamın canı bunu istiyor. Allah Allah dedim yani. Geçirmemiş. Dedim ki seni döven adam ne istiyor? Kendi de dayak yemek istiyor. Abla. Ne var? Sana güzel haberlerim var. Aa. Bu Deniz karısı var ya. Hı. Müdürün odasında. Üstünden kamyon geçmiş gibi duruyor yani. Sebep? Vallahi bana yalan söyleyeyim. Duyduğum kadarıyla bunun kızını mı kaçırmışlar, ne yapmışlar? Karı kafayı yemiş. Ölmen lazım. Müdürle ne alakası var? Şikayet etmiş. Yardım istemiş. Melis müdürün de elimden ne gelirse yapacağım dedi. Gerekirse gider ben bulurum dedi. Allah Allah. Niye ki? Neyse, bir şey duyarsan hemen bildir. Emin olun abla. Sağ ol Hüseyin'im. Tamam. Gök mü saldınız lan oraya? Haydi gidiyoruz. Al şunu iç, sıcak iyi gelir. Sen gelmesen öldürecekti beni. Tamam yani. Geçti artık. Nasıl bir annen var senin? Sırf sevdiğin için beni öldürmeye kalktı. Ondan daha fazlası var. O ne demek? Annem neden burada olduğumuzu öğrendi. Yani benim yaptığım şeyi ve senin bunu gördüğünü. Ben ne yaptım size? Şu başıma gelenlere bak. Bir daha evime gidebilecek miyim? Annemi görebilecek miyim? Ne olacak bana? Söylesene bir şey. Ben bütün gece düşündüm. Tek bir çaremiz var. Gitmek. Başka bir yere. Hatta başka bir ülkeye. Her şeyi bırakıp mı? Eğer burada kalırsan, kalırsak bizimkiler seni yaşatmazlar. Seni sonsuza kadar koruyamam. Görmemen gereken bir şeyi gördün sen. Hayatımın sonuna kadar seni kollayamam. Gidersek... Çok uzaklara, Avustralya'ya gidersek mesela, biraz birikmiş param var. Yepyeni bir hayat kurarız sen. Orada bize kimse karışamaz. Hı? Selim merhaba. Sana yine işimiz düştü. Mahkumlarımızdan birinin yardıma ihtiyacı var. Kızına ulaşamıyor. Telefonun sinyalinden nerede olduğunu bulabilir miyiz? Dedektifçilik oynayacağız yani. Evet ama... Polisi bulaştırmadan önce biz çözmeyi denesek ne dersin? Bakacağız. Yolla numarayı sen. Tamam. Hemen yolluyorum sana. Telefon sinyalinden nerede olduğunu bulmaya çalışacak. Deniz ama bu aramızda kalmak zorunda. Tamam mı? Ölene kadar. Siz yeter ki kızımı bulun. Tamam. Söyle numarayı. 0526. Selim dinliyor musun? 0526. Öylece çekip gideceğiz yani. Bir nedenin var mı kalmak için? Beni buraya bağlayan hiçbir şey yok. Annem. Annemi terk edemem ki ben. Annen müebbetle yargılanıyor.
Ama son duruşması çok iyi geçti. Diyelim ki cezaevi müdürünün öldürülmesinden ceza almadı. Babanın vurulması, şikayetçi olmasa bile yani kendi kendimi vurdum dese bile ceza alacak. Seni üzmek istemiyorum. Ama başka türlüsünü bekleme. Annen bir süre hapiste olacak. İyi de daha kötü değil mi? Annemin içeride olduğunu bile bile onu terk etmek. Annem buna dayanamaz ki. Annen sana bir şey olmasına dayanamaz. Eğer burada kalırsak annem peşimizi bırakmaz. Nasıl yaparım? Her şeyi terk edip... Bir şeyi terk ettiğin yok. Bir şeyi terk ettiğin yok senin. Canını kurtarıyorsun sen, canını. O sabahki herif bir daha gelmeyecek mi zannediyorsun? Hadi ondan kurtulduk. Kaç kişi var onun gibi sen biliyor musun? Ben annemi tanıyorum. Tek çaremiz gitmek. Hem sonsuza kadar gitmiyoruz ki. Annen çıkana kadar. Sonra döneriz. Belki annenin de yanımıza alırız. Tek bildiğim annemden kurtuluruz. Hayatta kalırsın. Tek istediğim sana bir şey olmaması. Ölmek istemiyorum ben. Ben seni çok seviyorum. Hepsi hallolacak, merak etme. Yepyeni bir hayat kuracağız seninle. Hepsini unutacağız. Yeter ki sen iyi ol. Senden tek bir isteğim var. Gitmeden annemi görebilir miyim? Söz veriyorum, hiçbir şey söylemeyeceğim, yemin ederim sana. Bak, anneler gününde onu göreceğime söz verdim. Hem o kadar uzaklara gitmeden önce... son bir kez bir onu görsem... ne olur, bak yalvarırım sana, lütfen. Tamam, gideriz. Söz mü? Söz. Neredesin lan sen? Kaçtır arıyorum? Beceremedin değil mi? Yüzüne, gözüne bulaştırdın. Kulağını iyi aç. Bir daha tekrarlamayacağım Vecdi. Bir yere kadar gideceğim, gelirim. Yalnız mı kalacağım? Ya yine o adam gelirse? Korkma sen. Bir daha buraya gelemez o. Bizim çocuklar alarmda zaten. Hı? Kaçta geleceksin? Geç kalmam. Söz. Öbür sözünü de unutma. Yarın görüş var. Unutmam. Yarın anneni göreceksin. Alp. Kızmazsan bir şey isteyebilir miyim? İşte. Ben şimdi bayağıdır ortalarda yokum ya. Anneme haber verebilir miyiz? Ne gerek var? Geleceğim demiştin zaten. Dedim evet. Ama şimdi o beni çok aramıştır. Ulaşamayınca deli olmuştur kadın. Bak ben konuşayım demiyorum zaten. Avukata mesaj atsan ya da ne bileyim... İdareyi arayıp söyleyebilirsin. Olmaz mı? Tamam. Avukatın numarasını yaz. Telefonun sinyalinde bir arıza var Melis. Ya çekmeyen bir yerde ya da bozuk. Hiçbir şekilde sinyal alamıyorum yani. Anladım Selim. Tamam. Yine de çok sağ ol. Görüşürüz. Olmadı. Olmadı değil mi? Melis Hanım ne olur polisi arayalım.
Deniz, başka çare yok gibi görünüyor. Öyle yapacağız. Sakin ol. Melisa Hanım, Deniz'in avukatı geldi. Görüş odasına aldım, bekliyor. Tamam, Deniz sen avukatınla görüş. Bu meseleyi halledeceğiz, merak etme. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun avukat bey. Sağ ol. Ne olur, ne olur bana kötü bir haber vermeyin. Hayrola, ne bu halin? Ecem, Ecem yok. Kayıp yani, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Kızın gayet iyi, merak etme. Ne? Mesaj atmış bana, biraz önce gördüm. Telefonunu kaybetmiş. Anneme söyleyin, yarın görüşe mutlaka geleceğim diye yazmış. Çok şükür. Ah, çok şükür. Teşekkür ederim. Sen nasıl oldun, daha iyi misin? İyiyim, daha iyi. Sana başka güzel haberlerim de var. Takılıyor bu ip. Ya bunun da ucuz kalın. Evde geçecek. Kolay gelsin hanımlar. Ne oluyor burada ya? El işleri kursu mu var? İyi. Ya. Deniz yok. Nerede Deniz? Kız, fitilli dolapta kalmış olmasın. Ay. Ya iki dakika mavra yapma. Ciddiyim ben. Kudret Emikhane'den o Çomar Hüseyin'le çıktı. İkisi de ortada yok. Çıkış o çıkış. Ha? Jale. Efendim? Git asıl işini yap ablacığım ya, hadi. Tamam tamam, sorarım ben şimdi. Bozma. Evet, ben de pembe bulutlar yapacağım. Fatmeciğim. Bunları şey, nerede biliyor musun? Müdür gitti. Ha. Evet. Tamam. Pembe bulutlar. Müdüriyetteymiş. Kızıyla ilgiliymiş, başka da bir şey demedi. Ne alaka kaç saattir orada? Umarsak gözlük yine Deniz'in kızından uğraşak olmasın? Ay Dudu, gözünü seveyim, ağzını ayrı aç ya. Yok abi, bir dakika. Dudu doğru diyor. Yani gece yarıları telefon bırakmalar, gerginlik yaratmalar falan. Yani sonuçta evin adresini, affedersin, çekmecedeki çamaşırını falan bile öğrenmiş. Yani. Tehlikeli. Ya tamam ya, gelsin bir Deniz bakalım ne oluyor. Hemen felaket tellallığına gerek yok. Kız, Dudu. Kime ne yapıyorsun sen öyle? Anneler günü diye öyküme kolye yapıyorsun. Nasıl? Anam, onun tam tersi olması gerekmiyor mu Duducuğum? Ya nereden bilecek çocuk anneler gününü ya? Al sen de yap bir şeyler bak. Orada harfler var. Nah, bu ipler var. Al bu sene pek yakışır, al. Kolye aslında iyi fikirmiş ya, harflerle. Ha? Ha? Aa, sen ne alaka ki kolye falan? Senin de bir ziyaretçin gelecek. Orası belli olmaz. Ayrıca ben kendime aşığım, bilmiyor musunuz? Bir de... Sonuçta potansiyel bir anneyim yani, bir anayım. Yani anlayacağın savunmamız çok etkili oldu. Bilirkişi raporu da lehimize geldi. Yani Ünal davasından beraat etmen an meselesiniz. Siz ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Ha tabii, dava daha sonuçlanmadı. Ama mahkeme heyeti bir ara kararla davayı düşürecek. Duruşma gününde neticeyi açıklayacak. Oh, çok şükür Allah'ım, çok şükür. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Ha, tabii. Keşke diğer dava için de bir şeyler yapabilsem. Peki, Hakan'ın vurulmasından çok ceza alır mıyım? Yani itirafım var Deniz. Gerçi Hakan şikayetçi olmadı ama o da kendi kendimi vurdum dedi. Çelişkili ifadelerden devam edecektir dava. Yani içerideki olayları da göz önünde bulundurursak bir erteleme ya da ceza indirim pek mümkün görünmüyor. Yani bir ceza alacaksın Deniz. Buna kendini hazırla. Ancak o cezanın en alt sınırdan olması için ben elimden geleni yapacağım. Merak etme sen. Benim size güvenim tam. Kızım iyi olsun da ben her şeye katlanırım. Nihayet Gül Cemal'ini görebildik be paşam. Hı? Sen ne zaman doyacaksın can almaya? Sana hesap mı vereceğim? Babam perişan. Hadi o kadına acımadın, karnındaki bebeğe. Bana bak oğlum. Buraya bana kafa tutmaya geldiysen... Veda etmeye geldim. Ne demek o? Ejdi'yi göndermişsin. Ne yapsaydım? Sana yardım etmeye çalışıyorum.
Çalışma anne. Ben başımın çaresine bakarım. Nasıl? Ben kaçarak mı? Kaçmıyorum ben. Gidiyorum dedin ya. Ecem'le bir karar verdik. Yurt dışına gideceğiz. Hayatımıza kimsenin karışamadığı bir yere. Nereye? Uzağa. Senin bile elinin yetişemeyeceği bir yere. Sen? Sen mi gideceksin? Seni karnında taşıyan kadını burada bırakıp... o kadının kurduğu koca şirketi... dev miras... ismi, şanı bırakıp gideceksin öyle mi? Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Yoruldum anne. Hepsinden. Mirasından. Senden. Yoruldum. Kaç yaşındasın ki sen daha? Ne gördün ne bu hayatta? Ne yaşadın? Ne zorluk çektin ne yoruldun? Gücün, zenginliğin ortasına doğdun. Hayatını kazanmak zorunda kaldın. Hizmetçilerin, adamlarının, ananın yardımı olmadan hiçbir işini tek başına hallettin mi? Gidecekmiş. Git. Dayanabileceğini mi sanıyorsun? Sırtında o kamburla, yanında hiçbir işe yaramaz bir kız çocuğuyla. Ne yapacaksın orada? He? Ne yapacaksın? İş bulacağım. Ne işi oğlum? Sen hayatın boyunca hiç çalıştın mı? Çalışmak nedir biliyor musun sen? Seni ben doğurdum. Ruhunu biliyorum, ruhunu. Dayanamazsın. Bu hayattan başka bir hayatı yaşamayı beceremezsin. Yapamazsın. Belki de beni o kadar iyi tanımıyorsundur anne. Bana bak oğlum. Beni iyi dinle. Herkes kaderini yaşar. Senin de kaderin bu aile. Bu hayat. Bu kavga. Bu debdebe. Aklını başına topla. Bundan kaçacak başka bir delik yok bu dünyada. Otur oturduğun yerde. Taş yerinde ağırdır Alp. Bırakıp gidersen su üstünde sektirirler o taşı. Bak oğlum. Belki bugüne kadar çok gösteremedim ama sen benim canımsın. Senin kötülüğünü nasıl isteyebilirim ben? Şu dünyada iyiliğini istediğim tek varlıksın. Canımsın canım. O kız senin hayatını bitirecek. Gitseniz de bitirecek. Kalsanız da bitirecek. Bir çaresini bulman lazım. Kurtulman lazım bu kızdan. Ya gideceksin yaban ellerde, aç susuz sürüneceksin. Ya hapishaneye gireceksin. Ya da o kız ölecek. Hangisi Alp? Karar senin. Hangisi?